Çin'de çocuk kaçakçılığı yapan 9 çete çökertilerek 355 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 89 çocuk da kurtarıldı. Polisin 9 ayrı bölgede yaptığı eş zamanlı operasyona aylar süren bir takibin ardından 18 Aralık'ta start verildi. Kamu düzenini sağlamakla görevli yetkililer düzenlenen baskının amacını anlattı. Bu operasyonun amacı kaçırılan çocukların tamamının kurtarılması, aynı zamanda suç işleyen kişilerin gözaltına alınmasını amaçlıyor. Yetkililer çocukların DNA'larının incelenerek ülkedeki ulusal DNA veri tabanında yapılan araştırmayla ailelerine teslim edileceğini kaydediyor. Çocuklar şimdilik koruma altında. Ancak bu operasyon yıl içerisinde yapılan ilk baskın değil. 7 Mart'ta 14 ilde yapılan bir başka operasyonda 77 çocuk kurtarılırken 310 kişi de gözaltına alınmıştı. Ülkede 2009 yılında başlayan insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şu ana kadar 11 bin çetenin faaliyetine engel olundu ve 54 bin çocuk da kurtarıldı. Çin'de 1979 yılında uygulamaya konulan tek çocuk politikasının büyük etken olarak görüldüğü insan kaçakçılığında istatistiklere göre son 30 yılda 400 milyon bebeğin doğmasının önüne geçildi. Yılda ortalama 60 bin çocuğun kaçırıldığı ülkede çocukları olmayan ailelere özellikle de sağlıklı erkek bebeklerin 8 ila 10 bin euro arasında bir fiyatla satıldığı kaydediliyor. Bir sonraki adımda bu çocuklara satın alan kişilere yönelik daha sert önlemler alacağız. Bu vesileyle talebi azaltarak insan kaçakçılığının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Mo Xiamin ve ailesi mutlu. Zira yetimhanede kalırken yapılan DNA testleri sonucu ailesine kavuştu. Yetimhaneye girer girmez onu sandalyede otururken gördüm. Yüzü kirlenmişti. Görür görmez onu kollarımın arasına aldım ve ağlamaya başladım. Pekin yönetimi yakın gelecekte ülkede her ne kadar nüfustaki kadın erkek dengesi bozulsa da tek çocuk politikasından geri adım atılmayacağını bildiriyor.